Selam herkese, ben Abdülgari, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir üniversite gezi maratonuyla karşınızdayım. Bazı üniversiteler gezdim ve bunlar hakkında fikirlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Bu üniversite gezim 3 üniversiteden oluşuyor. İlki neydi? Neydi diye unuttum, kafam karıştı. Başkent Üniversitesi. İkincisi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, üçüncüsü Atılım Üniversitesi. Sırasıyla bu üniversiteleri gezdik. Başkent Üniversitesi'nde çok da vakit harcayamadık. Ama onun hakkında da bazı notlar aldım. Bazı noktalara değineceğim. Öncelikle gittik ve hani kampüsle alakalı kampüsün büyük olduğunu söyleyebilirim. Bir kere büyük ama benim açımdan şahsen bana çok uzak. Hani şehirden biraz uzak olduğunu söyleyebilirim. Ankara'da böyle merkezi bir yerde yaşıyorsanız şehirden biraz uzak olduğunu söyleyebilirim. Bu benim için bir dezavantaj. Bunun haricinde kampüs gayet güzeldi bence. Yani yeşillik alanlar vesaire vardı. Yani binalar çok da yeni değildi. Mesela ama bu da doğal bir şey bence. Bu kötü bir şey değil. Bize İlk girdiğimizdeki hani öğrencilerin vesaire sıcakkanlıkları da onlar da fena değildi bence. Hani böyle en azından sizi aralarında görmek istediğini söylüyorlar. Hani ben en azından bunu hissettim ve en azından bu benim için iyi bir şey yani. Ya ben bir öğrenci olarak zaten benimle ilgilenilmesini isterim. Ama ilgilenme orayla kalmıyorsa, hani tanıtım günüyle kalmıyorsa bu çok güzel bir şey tabii ki. Öğrenciye ne istediğini sormak falan. Orada PDR'ci ablalarımız vardı. Gerçi benim ablam oluyor mu bilmiyorum kaçıncı sınıflarda ama. Bana bir tercih şeyi hazırladılar. Böyle filtreler yaptık. İşte hangi üniversiteleri düşünüyorsunuz? Pardon. Önce yani işte filtreliyorsunuz ve işte sıralama aralığı. İşte nereler gelebilir? Ya bana bu anlamda yardımcı olmaya çalıştılar. Hatta bir liste hazırladık. Onu da sizlere göstereyim. Bir saniye. Yani şu şekilde bir liste. Şöyle benim gidebileceğimi düşündüğüm hani mühendisliklere baktık genel anlamda. Genel anlamda değil. Ben mühendis olmak istiyorum ve onlara baktık tamamen. Ya böyle güzel bir liste hazırladık. Hani bu anlamda Başkent Üniversitesi bana yardımcı oldu. Hani böyle kampüsü falan çok gezemedim ama gerçekten geniş ve güzel bir kampüs olduğunu söyleyebilirim. Kampüs anlamında memnun kalmayacağınızı düşünmüyorum. Zaten köklü bir üniversite olduğunu söyleyebiliriz. Uzun yıllar eğitim vermiş ve bunun karşısında da belli bir tecrübesi var. O yüzden düşünülebilir bence. Bir bakın derim. Tabii ki sizin kararınız. Hoşunuza gitmeyen bir şeyler olursa vesaire. Bunu bilemem. Ya bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Öyle söyleyeyim derler ya öyle yatırım tavsiyesi değildir. Bu da bir üniversiteye dair bir yatırım tavsiyesi değil. O yüzden burada söyleyeceklerimi çok da önemsemeyin derim. Şimdi de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne geçebiliriz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde gene ya şöyle aslında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde biz biriyle görüşmeye gittik. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölüm başkanıyla. Şahsen benim Elektrik Elektronik Mühendisliği tutmuyor. Ama orada genel olarak zaten üniversite hakkında biraz bilgi almaya çalıştık. Ya da diğer üniversiteler hakkında. Hani çünkü orada da gerçekten donanımlı bir hocamız vardı. Babam orada doktora yaptığı için oradan bir tanışıklığı var sanıyorum. Ve orada biraz sohbet ettik. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni ben makine mühendisliği için düşünüyorum aslında. Hani böyle bir düşüncem var. Yazabilirim, tercih listemde yer verebilirim. Ama biraz daha düşünmem lazım tabii ki. Ama Yıldırım Beyazıt'ın biraz binasından da bahsedeyim. Hani bina ya ben zaten bu videoda genel olarak hani eğitim kalitesi değil de tabii ona da değinebilirim ama genel olarak hani böyle kampüs nasıl
Çünkü bunlar da önemli arkadaşlar. Hani öğrenci olacağız ve biz bunlara da bakıyoruz aslında. Ya kampüs bize ne sunuyor? Sosyal anlamda bize neler katabilir? Buna da bakıyoruz. Öncelikle bina güzel bir bina. Onu söyleyebilirim. Benim hoşuma gitti. Ama böyle çok geniş bir kampüsü yok bence. Hani bir bahçesi var. Hani böyle çok küçük de değil. Hani böyle çok küçük vakıf üniversiteleri olur ya, bir binada toplanmıştır falan. Öyle de değil. Kütüphanesi vardı. Çok güzel bir kütüphanesi vardı. Aynı şekilde laboratuvarları bir iki tane görme fırsatım olduysa bile laboratuvarları güzel görünüyordu ama laboratuvar kısmında hani hangi cihazlar vardı falan onu tabii ki bilemiyorum. O biraz daha uzmanlık alanımıza girmesi gereken bir şey çünkü. Ama laboratuvarları olsun, işte kütüphanesi olsun ya da mescidi çok büyüktü mesela, orada mescide de girdik. Gerçekten büyüktü. Onun haricinde ya bu derslikler vardı. Derslikler güzeldi. Yani Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni düşünebilirsiniz bence. Bu Etlik'teki kampüsü gayet güzel. Etlik mi oluyor? Aşağı İnence mi? Ya oradaki gayet güzel bence. Eğitim anlamında da iyi olduklarını duydum. Ama onu tekrardan teyit etmek açısından akademik kadrosunu inceleyebilirsiniz. Boğazım kurudu. Neyse şimdi Atılım Üniversitesi'ne geçebiliriz. Şöyle ki Atılım Üniversitesi benim için aslında önyargılarla gittiğim bir üniversiteydi diyebilirim. Çok da fazla önyargım yoktu aslında. Çok tanımıyordum ama genelde böyle ya çok da başarılı olamamış. Hani biraz da parası olan kişilerin gittiği bir üniversite gözüyle bakıyordum aslında. Bu değişti mi? Ya şöyle, Atılım Üniversitesi'nde ilk giriyorsunuz böyle ya lüks bir şey sizi karşılıyor. Zaten bayağı fiziksel imkanları çok güzel bu arada okulun. Ona emin olabilirsiniz. Hani laboratuvarlarını da gezdik. Bayağı bilgi verdiler böyle. Ya da işte bahçede şey yapmışlar. Böyle masalar koymuşlar. İşte çadır falan vardı. Masalar, çadır dediğim çatı vardı. İşte altında masalar var. İşte siz diyor ki size hangi bölümü düşünüyorsunuz diyor ve size o bölümden bir öğrenci yönlendiriyor. Böyle içecekler, ne bileyim bir çanta verdiler hatta. Şöyle bir çanta verdiler falan. Yani genel olarak sizi kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Böyle gördüm. Eğitim anlamında da kaliteli olduklarını düşünüyorum. Çünkü oranın da akademik kadrosu aslında ODTÜ'den gelmiş. Hatta benim babam herhalde 93 mezunuydu ODTÜ Elektrik Elektronik'ten. Orada babamın eskiden olan bir hocası varmış. Hani ya tabii elektrik elektronik için konuşuyorum ama eğer böyle 50 bin gibi bir sıralama yaptıysanız orayı da düşünebilirsiniz. Ben orayı da makine mühendisliği için düşündüm. Çünkü puanım böyle Ankara'daki elektrik elektronik mühendislikleri değil de makine mühendislikleri tutuyor daha çok. O yüzden ben genel olarak orayı düşünmek zorunda kalıyorum. Ama fiziksel imkanlar olarak çok iyi. Sadece biraz şu korkutuyor insanı. İşte ya benim çok da param yok. İşte ben bu insanların arasında ezilebilir miyim? Çünkü kampüste birkaç tane lüks araba gördüğümüzü inkar edemeyeceğim ama ya arkadaşlar bu her üniversitede vardır belki, bilmiyorum. Yani hiç üniversite hayatına da girmediğim için bilmiyorum ama ya bilmiyorum bu kötü bir şey mi ama o yani kültürel sosyoekonomik farklılıkları hissetmeniz belki de gelecekteki hayatınız için daha iyi olabilir. Bu yüzden bu ortama girmek için de çok çekinmeyebilirsiniz. Ama Atılım Üniversitesi'nde şöyle bir kaygım var. Hani yazmazsam bu yüzden yazmam. Şimdi oraya giren burslu öğrenciyle ya burssuz öğrenci mesela aynı sınıfta okuyor. Ya mesela burslu öğrenci ilk 70 binle girmişse işte burssuz öğrenci 200 binle giriyor mesela ve siz aynı sınıfta okuyorsunuz.
Onun parası olduğu için siz aynı sınıfta okuyorsunuz, aynı eğitimi alıyorsunuz. Bu konuşamadım. Bu beni biraz korkutuyor. O yüzden orayı yazmazsam o yüzden yazmam. Onun haricinde her şey güzel görünüyordu. Bir şey görmedim. Hani daha detaylı çok fazla şey konuştuk orada. Ama genel anlamda bunları söyleyebilirim. Fikirlerimi olabildiğince aktarmaya çalıştım. Ha bir de unutmadan dördüncü bir üniversite var. O da Ostim Teknik Üniversitesi. Buraya da dün gitmiştik. Dün gitmiştik. Evet. Oradan da şunu vermişlerdi. Ya şöyle bu üniversitenin amacı Ostim biliyorsunuz hani benim evime de yakın desem şimdi yanlış olur mu diyeceğim de yok yanlış değil. Ya ama neyse ya benim evimi bulursunuz diye korktum ama olsun. Zaten bulmak isteyen bulur gözüyle bakıyorum. Benim evime de yakın ve burası aslında sanayinin kalbi diyebiliriz yani. Ostim Sanayi Bölgesi diye bunu herkes bilir yani Ankara'da sanayinin attığı yer Ostim'dir. Ve burada bir sürü işletmeler var. Hani büyük savunma sanayi şirketleri de var. Aselsan mesela buralarda ya da böyle küçük sanayi KOBİ diyorlar herhalde onlara. Onlar da var mesela. Ve bu Ostim Teknik Üniversitesi'nin vizyonu şu. Biz öğrenciyi piyasayla iç içe yetiştiriyoruz. Ama bunu ne kadar başarıyorlar onu bilmiyorum. Çünkü daha yeni bir üniversite. Hani bu biraz önce saydıklarım mesela en az 20-25 yıllık olan üniversite. Hani Yıldırım Beyazıt haricinde. Bu diğerleri 20-25 yıllık mesela. Ama Ostim Teknik Üniversitesi daha 3 yıllık. Hani ilk 3. sınıflarını bu sene okutacaklar herhalde. Böyle biliyorum. Ve o yüzden daha çok yeniler. Hani neler yapabileceklerini çok düşünmüyorum. Hani gelecekte bir top olurlar mı mesela Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi. Hani bir top olabilirler mi? Ya çok da zannetmiyorum. Çünkü zaten kampüs olarak da çok iyi olduğunu söyleyemem. Bilmiyorum. Ostim Teknik Üniversitesi'nden çok da böyle sıcak bir şekilde ayrılmadım. Beni bazı şeyler çok da cezbetmedi aslında. Ama güzel düşünülebilir. Eğer kafanıza yatarsa orayı da yazabilirsiniz tabii ki. Ya bence bir gözlemlemek lazım yani. Bir 5 yıl falan. Ya bu adamlar ne yapıyor? Hani mezunları nerede çalışıyor? Yani şey diyor. Herkes şey diyor işte. Aselsan'da bağlantılarınız var. Ya, siz Aselsan'a kaç tane öğrenci verdiniz? Ya sizin öğrencilerinizin kaçı orada çalışıyor? Ya tamam karizmatik bir şirket. Yani savunma sanayinin en önemli şirketlerinden bir tanesi ama işte bunu ne kadar başardınız? Orası tartışılıyor. Genel anlamda 4 üniversiteyi sizlerle paylaştım arkadaşlar. Videonun başında 3 üniversite diye planlamıştık ama sonradan Ostim Teknik Üniversitesi'ni de gezdim. Neden söylemiyorum dedim. Böyle tercih maratonuna devam ediyoruz. Siz de üniversite gezilerine başlayabilirsiniz. Kendi şehrinizde olur ya da farklı şehirlere çıkabilirsiniz. Bu önemli ama üniversiteleri bir görün derim. Genel anlamda söyleyeceklerim bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hiç montaj yapmadan atarım büyük ihtimalle. Çünkü çok da kesilecek bir şey söylemedim. Mesela buraları kesemeyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.